Arkadaşlar merhabalar. Fonksiyonlarda uygulama testi, karma testi çözmeye devam ediyorum. Şimdi artık 5 ve 6. sayfaları çözeceğim. 1, 2, 3, 4'ü zaten çözmüştüm. R kartezyen R ve R'ye tanımlı. G'de R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar verilmiş. X, Y artı X. Öbürü de 5 bölü X artı 2. X üzeri Y pardon. Şimdi F2,2 yani x yerine 2 koy, y yerine 2 koy demiş. Tamam. Gayet aslında rahat bir soru olacak. Bu sadece iki bilinmeyenli sorular olduğu zaman ne yapacaksınız? Yerine yine aynen devam edeceksiniz özel bir şey yapmadan. Böylece F2,2 ne geldi arkadaşlar? 6. Bu da bize neyi söylemiş oluyor? G'nin tersi 6'yı bul demek istiyor. O zaman şöyle bir şey yapabilirim bakın. Fonksiyonun bir daha tersini almak ben istemiyorum. X olarak kalsın. Burayı da arkadaşlar G'nin tersi olarak bu tarafa atayım. Böyle bir hamle yapabilirim sonuçta. Ve burayı amacım 6 yapmak. O zaman X'e ne verirsem 6 olur diyorum. Böylece 5 eşittir 6X artı 12'den. X gördüğüm yere eksi 7 bölü 6 yazmalıymışım. Dolayısıyla eksi 7 bölü 6 eşittir. F'in tersi 6 oldu arkadaşlar. Fonksiyonun tersini almak istemedim. O yüzden öbür tarafa attım. Grafik ne demiş? Fx eşittir. X küp artı bx artı c fonksiyonuna aittir. C eksi a nedir diye sormuş. Şimdi fonksiyon tabi aslında ama polinomda veya türevde de karşımıza gelen grafik mantığı. Fonksiyonda da en nihayetinde AYT'de karşımıza geldiğinde bu şu konudan bu konudan demediği için genel bir çözüm yapmamız gerekiyor. Nedir o? X'e 1 verdiğimizde ve X'e 2 verdiğimizde cevap 0 geliyormuş. O zaman X'e 2, 1 verelim. F1 eşittir. 1 artı B artı C 0 olmalı. Y'si 0 çünkü. Yine X'e 2 verdiğimizde 8 artı 2b artı c de arkadaşlar buradan yine ne geldi? 0. Taraf tarafa çıkaralım. Burada bakalım. Buradan böylece c'ler gider. Eksi b eşittir. Öbür tarafa atarsak 8, 7 olur. Pardon. B de buradan eksi 7 gelir. B eksi 7 ise c ne oluyor arkadaşlar? 6. Demek ki bu x küp eksi 7x artı 6 grafiğiymiş arkadaşlar. A'yı bulmak demek ne demek? Diğer kökü bulmak demek. C'yi zaten bulmuştuk. 6 olarak kenarda dursun. Şimdi burada arkadaşlar çarpanları ayırmadan yararlanmamız lazım. Şimdi A'yı bulmak demek bunun köklerini bulmak demek olduğu için Y'yi 0 eşitliyorum. Çünkü A verdiğimde cevap 0 olmalı. Ve burada dikkat edelim ne yapabiliriz? Şöyle bir hamle yapsak. A küp eksi 1 eksi 7a artı 7 diye yazsam. Yani 6 gördüğüm yere aslında 7 ve eksi 1 yazdım. Böylece bakın A küp eksi 1 7 eksi 7a gördünüz mü? Çarpanlarına ayrılıyor. A eksi 1 parantezinde burası A kare artı A artı 1 oluyor. Öbürü de eksi 7 parantezinde A eksi 1 ve yine A eksi 1 parantezine aldığımızda A kare artı A artı 1. Bir de buradan eksi 7. O zaman eksi 6 oldu. Eşittir 0. Buradan bir kökümüz 1 geldi. Diğerinde de çarpanlarına ayırdığımız zaman A artı 3 ve A eksi 2'den bir kökümüz 2. Diğer kökümüz de eksi 3. Zaten 1 ve 2 duruyordu. Demek ki A'da arkadaşlar eksi 3'müş. Farkları da böylece 9 olmuş oldu. Bu çarpanları ayırmayı da bir göstermek istedim. Terim ekleme çıkarmayı bakın özdeşliklerde yapıyoruz. Burada da yine karşımıza geldi. Şekildeki D doğrusu altında kalan taralı alan olarak verilmiş Fx. Demin demeyin daha doğrusu. Bir önceki videoda yaptığım gıcık bir soru vardı. Onun aslında daha kolay versiyonu. Fx eşittir 20 eşitliğini sağlayan x değeri nedir diye soruyor. Artık burada arkadaşlar fonksiyondan yararlanabilirsiniz ya da geometriden yararlanabilirsiniz. Özgürsünüz. Diyelim fonksiyondan yararlandık. Madem fonksiyon sorusu y eşittir mx artı ne? Mx'e 0 ver y'si 3. Buradan arkadaşlar n 3 geldi. Y eşittir mx artı 3 oldu. X'e eksi 3 verdiğinde y'si 0. Buradan da m ne geldi? 1.
Klasik böyle bir doğru denklemi bulma mantığından yapabilirsiniz. Bunun bir sürü yöntemi var. Hocam şöyle oluyor, böyle oluyor, buradan daha kolay oluyor diyebilirsiniz. Ben şimdi bunu yaptım. Hiç fark etmez, bir sürü yöntem var. Çünkü sorularda da bazen birden fazla yolla yapıyorum. Artık burada idare edin. Y eşittir x artı 3 oldu. O zaman bu yamuğun alanı neye eşit? Burası 3, burası x. Burada da x verdiğimizde neymiş? X artı 3'müş. Böylece alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yamuğun alanıdır. Çarpımları buradan x artı 6 çarpı x'in kırık olmalı. İçler dışlardan x de buradan arkadaşlar 4 gelmiş oldu. Bu soruyu geçeceğim çünkü arkadaşlar doğru analitiğinde bu kısımla ilgili de soru gelmeyecek size artık. O yüzden fonksiyon kısmında da gereksiz oluyor. O yüzden geçeyim, o sizin müfredatınızı çok ilgilendirmiyor artık. Şu soruya bakalım. Fx eşittir 2x eksi 1 verilmiş. Gx eşittir x artı 1 bölü 2 olduğuna göre f bileşke, g bileşke, f bileşke, g bileşke x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Soruyu zaten çözdüyseniz, durdurduysanız fark etmişsinizdir. Fark edemeyenler için şunu söyleyeyim. Bunlar birbirinin ters fonksiyonu. Bakın y'yi yalnız bırakın. Buradan y artı 1 bölü 2 oldu. X fonksiyonun tersinde bulurken x'i yalnız bırakıyoruz malum. Fonksiyonun tersi de ne geldi? X artı 1 bölü 2. O zaman f'nin tersi neye eşitmiş? Gx'e. Artık ben f'nin tersinin g olduğunu biliyorsam g gördüğüm yere f'nin tersini yazarım. Böylece bunlar gider. Yine aynı şekilde buraya da f'nin tersini yazarım. Bunlar da gider. Bir tek ne kalır? X. Cevabımız böylece bakın x oldu. Bileşkelerle uğraşmak zorunda kalmadık. Geldik buraya. İlk etapta böyle karışıkmış gibi görünen bir soru ama bakalım çok sıkıntı çıkarmaz umarım. Y eşittir c doğrusu gx eşittir 4 eksi x serisine teğettir demiş. Fx eşittir x eksi 2'nin karesi olduğuna göre f artı g2 f bileşke g'nin tersi 4 g bileşke f'nin tersi 0 nedir diye soruyor. Şimdi fonksiyonda zaten g2'yi özel bir şey yapmamıza gerek yok. X yerine 2 yazdığımızda cevap direkt 0 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi evet çünkü 2'nin karesi arkadaşlar böyle. Buradan da 0 geldi. Şimdi fa'yı bulmaya çalışalım. Fa içinde ne diyeceğiz? Burada artık benim o a'yı bilmem gerekiyor. Bilmesek bile şunu biliyoruz zaten. Sonuçta burası x'e 0 verdiğimizde y'si kaç? 4. O zaman bu y eşittir 4 doğrusu. Demek ki arkadaşlar f(a) da buradan aynı y değerine sahip olduğu için 4. Onun için de özel bir şey yapmak zorunda kalmadık. G'nin tersi 4 ne demektir? Y'den x'e git demektir. G'nin tersi 4 de 0 oldu arkadaşlar. F0 da zaten x'e 0 verdiğimizde y'si 4'tü. Yine 4 oldu. F'nin tersi 0. Yani f hangisiydi? Bu fonksiyondu. Fonksiyon ne zaman 0'a eşit arkadaşlar? Onu söyleyeceğiz. F'nin tersi 0 eşittir. A dersek bakın f(a) eşittir 0 olur. Yani b diyeyim de karışmasın. Fonksiyon ne zaman 0? Burada bakın x'i var, y'si 0 olan yer. Yani x burada kaç? 2 olmalı. X'e 2 verdiğimizde y'si 0 geliyor çünkü. O zaman demek ki burası 2'ymiş. G2 de arkadaşlar zaten yine neydi? 0'dı. Dolayısıyla yukarısı 4 artı 0'dan 4. Aşağısı da 4 artı 0'dan 4. Gayet kolay bir soru oldu aslında görüntüsünün aksine. Evet buraya bakalım şimdi. F bileşke gx eşittir x bölü 2. G bileşke hx eşittir 3x artı 2. F8 bölü H2 kaçtır? Kesinlikle önce kendiniz uğraşmanız gereken sorulardan. Hepsi belki öyle ama bu hayli hayli öyle arkadaşlar. F8 ve H2'yi bulmamız lazım bir şekilde. Bileşke fonksiyonlarda arkadaşlar normalde F'yi bu tarafa atarız. İşlem yapmaya çalışırız. Ama burada F'yi bulmak istediğimiz için G'yi nasıl öbür tarafa atacağınızı söyleyeyim. Belki bilmiyorsunuz veya unutmuş olabilirsiniz. G'yi istediğiniz gibi öyle kafadan oraya atma hakkınız yok. Soldan F'nin tersini eklediğinizde soldan yine bunu direkt böyle F'nin tersi x bölü 2 yapabiliyorsunuz. Ancak çok önemli bir bilgi, sağdan G'nin tersini buraya yazarsanız evet bunlar gider sol taraf fx kalır. Ama artık arkadaşlar
G'nin tersi parantezini almıyoruz. X gördüğümüz yere G'nin tersini yazıyoruz. Mevzu budur. Bu çok önemli. Bunu söylemek için bu soruyu çözüyorum. Bakın sebebi de şudur. Normalde bir fonksiyon bileşke fonksiyonsa böyledir ya. Biz X gördüğümüz yere G'nin tersi X'i yazıyoruz aslında. Bunu yerleştiriyorum içine. Böyle bakın. İç içe fonksiyon oluyor. E bunlar da birbirini götüreceği için fx eşittir g'nin tersi x bölü 2 oluyor. Dolayısıyla sorularda olur da size böyle sağdan g'nin tersini eklemeniz gereken, mecbur bırakan bir soru olursa x yerine artık yazacaksınız. Parantezi almayacaksınız. Soldan olursa evet böyle parantezi al ama sağdan yaklaşırsan kesinlikle x yerine o değeri yaz. Böylece f8 için g'nin tersi 8 bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi yine bu sefer bakın sıkıntı yok. Hx için g'nin tersini öbür tarafa atıyorum. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Burada da x gördüğüm yere 2 yazarsam g'nin tersi bakın yine ne oluyor? 8. Güzel. G'nin tersi 8'in bakın yarısına eşit f8. Bu da g'nin tersi 8'e direkt eşit. Demek ki o zaman f8 bölü h2 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı. Gx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere y eşittir fx, y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre g bileşke f'nin tersi 6 ve f'nin tersi bileşke g2 nedir? Şimdi burada arkadaşlar ne demek bu? F'nin tersi yer değiştiriyorduk hatırlayın. Böyleydi. O zaman G'nin tersi 6 zaten direkt nedir bu? 0'dır. Haliyle buradan da F'in tersi 0'ı bulacağız. Ne zaman cevap 0 gelmiş? Burada pardon. Evet ne zaman 0 gelmiş onu söylüyorduk. Şöyle X dersek bakın Gx eşittir 0 olur. O da bize eksi 3 olduğunu söylüyor. İlkinin cevabını bulmuş olduk. Gelelim ikinciye. G2 arkadaşlar nasıl bulacağız? İster benzerlik yardımıyla ister y eşittir mx artı n yardımıyla. Ben bu sefer benzerlikten yapayım. Bakın şimdi. Burası 2 birimse şuraya 2 buraya 1 kalır. Doğru mu? Benzerlik neydi? Küçük parçanın tamamının oranı y'nin 6'ya oranına eşit. Böylece y buradan ne geldi? 2. G2'de arkadaşlar 2'ymiş gördüğünüz gibi. Bu şekilde o zaman G2 2 oldu. F'in tersi 2 de 0'a eşittir. Çünkü bakın buradan X'e hareket edeceğiz. Tersten gidiyoruz. Böylece bir cevabımız eksi 3, bir cevabımız 0. Toplamları eksi 3 oldu. Bu şekilde. Önemli bir sorumuz daha var burada şimdi. F bileşke GX eşittir 2X eksi 3. F bileşke hx eşittir x artı 3 olduğuna göre g'nin tersi bileşke h x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kesinlikle bir uğraşmanız gerekiyor. Bence fena da bir soru değil. Ben bir yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Anlamaya çalışın lütfen yapacağım şeyi. Önemli bir şey olarak görüyorum çünkü. Şimdi soruda arkadaşlar f'lerden kurtulmuşuz. Ve g bileşke h kalmış. Şimdi burada o yüzden şöyle bir hamle yapacağım. Komple F bileşke G'nin tersini alırsak. G'nin tersi bileşke F'nin tersi olur. Doğru mu? Bir fonksiyonun tersini almak da neydi? X'i yalnız bırakmak. Y artı 3 bölü 2 eşittir X. Artık X gördüğümüz yere, Y gördüğümüz yere X yazarsak. G'nin tersi bileşke F'nin tersi X. X artı 3 bölü 2 oldu. Bunu niye yaptım? Bakın şimdi. Şurası ve şurası. Birleşim yapacağız. Böylece f'ler gidecek. Bak x gördüğüm yere bileşke fonksiyon demek. X gördüğün yere yaz demek. Bak x gördüğüm yere ne yazıyorum? F bileşke hx yazıyorum. Bu hakkın var. Bak x gördüğüm yere dikkat et ne yazıyorum. Olduğu gibi bunu böyle yazıyorum. Bu hakkın var sonuçta. Ve bunlar birbirini götürüyor. Böylece g'nin tersi bileşke hx. F bileşke hx'de neydi? X artı 3. X artı 3 artı 3 bölü 2'den X artı 6 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bu da
bu yorumu öğrenmeniz gereken bir soruydu. Farklı bir yolla yapabilirsiniz. İsterseniz yorumlarla da paylaşın. Yorumlarda da yazabilirsiniz yaptığınız farklı yolları. Ama benim size öğretmek istediğim bazı yorumlar var. Ben o yüzden özellikle bu çözümleri yapıyorum. Yani burada o yüzden ben soru çözerken arkadaşlar kısa yol, uzun yol ayrımına mümkün olduğunca girmemeye çalışıyorum. Hele bir de soru böyle AYT tarzı bir soruysa yapmam gereken ve öğretmem gereken yorum yapayım. Zaten klasik olan çözümler sizin aklınıza gelir. Onlar cepte duruyor. Fx bölü y eşittir fx eksi fy olarak veriliyor. F1 bölü 2 3 olduğuna göre f4'ün değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakalım ne diyebiliriz? X yerine, şimdi burada yorum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Uzun kısa artık fark etmeksizin ben bir şey gördüm onu yapayım. 2'yi bulmak için önce bu ya. Ben şunu yapacağım. F1 bölü 1 eşittir F1 eksi F1. Böylece F1'in aslında ne olduğunu fark ediyorum. Bunlar birbirini götürdüğü için 0 olduğunu fark ediyorum. O zaman F1 gördüğüm yere 0 yazarsam F1 bölü 2 3 olduğundan F2'de neymiş? 3'müş. Böylece F1 bölü 2 eşittir F2 bölü 4'tür. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 eşit çünkü malum. F2 eksi F4 olur buradan. Bu şimdi zaten 3. Şurayı da hemen burada düzelteyim arkadaşlar. F2 0 eksi F2'nin 3 olması için F2'nin eksi 3 olması lazım. Demin yanlışlıkla 3 demişim. Böylece F2 bölü 4 yani F1 bölü 2 3 olur. Eksi 3'den neyi çıkarırsak 3'ü elde edeceğiz? Tabii ki eksi 6'yı. Böylece bunun cevabı da eksi 6 gelmiş oldu. Bakalım ne diyor? F ve G fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. F fonksiyonu bir doğal sayının bir doğal sayıyı bu sayının birler basamağıyla eşler. Örnek F1, 1, 2, 3 yani F123, 3'tür. G fonksiyonu bir doğal sayıyı kendisinin karesiyle eşler. Buna göre demiş N tane bu fonksiyonun cevabı nedir? Başlayacağız mecburen çünkü direkt ilk kitapta bir şey görünmüyor. Burada arkadaşlar F 1238 neye eşit olacak? 8'e. Sonra arkadaşlar G8 neye eşit olur? 64'e. Buradan da F64 neye eşit gelir? 4'e. Burada artık bu birinci işlemimizdi. Bu ikinci bileşke işlemi yani. Bu üçüncü işlemimiz. Sonra arkadaşlar dördüncü işlemimiz yani G4 olacak. 16 olacak. Sonra beşinci işlemimiz artık F16. 6 oldu. Ve bundan sonra artık arkadaşlar haliyle G6 36. 7'ye geldik. F36 6. Sonra yine aynı şey bak. G6 36. O zaman en son neyle bitiyor? G ile bitiyor. O da neye eşit arkadaşlar? 36. Periyodik olarak artık burada hep 6 36 6 36 diye gitti. F olduğunda 6 geliyor. G olduğunda 36 geliyor. Ne demiş bakalım? 1,5K25'ten 1,3,5,7'ye tanımlı bir fonksiyon. Birebir olduğuna göre K'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? O zaman şöyle birebir olacak. Karekökü 1 olan sayı nedir? Burada 2x eksi 1 eşittir. 1 olması lazım. X buradan ne geliyor? 1 gördüğünüz gibi. Bir tane değeri 1 geldi. Yine bakın buraya geliyorum. Hatta tek tek aslında buradan da verebilirim. Niye oraya gittiysem. X'e 5 veriyorum. 2 kere 5 10. 10 eksi 1'den. Sonuç arkadaşlar 3 çıktı. Şöyle adım adım gideyim. İlkini aslında bir nevi yanlış verdik. Yani doğru verdim de saçma gittim. 1 verdim cevap 1 geldi. 5 verdik. 2 kere 5 10. 10 eksi 1'den 3 geldi. 25 verdik. 25 çarpı 2 50 eksi 1'den 49. 7 geldi arkadaşlar. Demek ki o zaman 2k eksi 1'in karekökü de neye eşit olmalıymış bu birebir olması için 5'e. Böylece 2k eksi 1 de 25 olmalı. K buradan 13 oldu. Çünkü birebir fonksiyonda her biri farklı bir yere gidecek sonuç itibariyle. Sonuç itibariyle arkadaşlar 5. ve 6. sayfayı da böylece bitirmiş oldun. Artık
Son iki sayfamız kaldı. Dördüncü videoda da onları yapacağım ve böylece konuyu tamamlamış olacağız uygulama testini. Dördüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar.